kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kürtler kitabına değiniyoruz neredeyse satır satır. Şimdi dedik ki bir de cephenin öbür tarafına geçelim. Gerçekten yıllarca Güneydoğu'da tırnak içinde düşük yoğunluklu bir savaş devam etti. Ama ülkenin diğer bölgelerinde, özellikle batı bölgelerinde neredeyse hiç böyle şeyler yaşanmıyormuş gibi hayat devam etti. Acı olanı bunu anlatan çok güzel bir satır var. Yine altını çizdim. Yanılmıyorsam Şırnak, Tunceli civarında. Bir asker size şöyle diyor. Hasan Cemal Bey, acaba batıda kaç kişi bu dünyayı düşünüyor? Evet. Ve bu düşünceyle o askerler, o subaylar orada yaşam mücadelesi veriyor. Doğru. Ve onların o verdiği mücadeleyle ilgili Türkiye'nin diğer bölgelerinde insanların hiç haberdar olmadığı gerçeğini bilerek. Doğru. Ya ben onu ne ölçüde kitabımda hissettirebildim bilmiyorum ama buna yer verdim. Yani kendi röportajlarımda, yorumlarımda da yer vermeye çalışmıştım. Onun da onu da şöyle sağladım. Bazı yıllarda Genelkurmay'dan da izin alarak, onların izniyle, mesela bir tanesini Genelkurmay Başkanı Karadayı'nın, Orgeneral Karadayı'nın izniyle oldu, biliyorum onu. Cudi Dağı'nın tepesinde, hiç unutmuyorum, Derhizi tepesinde, ondan sonra daha ilerideki Belbuka, 3000 metreye yakın Belbuka tepesi vardı orada. Ve daha değişik yerlerde komutanlarla ve askerle birlikte birer gece geçirmiştim. Daha sonra komutanlarla sohbet etmiştim. Subaylarla, erlerle sohbet etme imkanlarım olmuştu bütün bu yıllar içinde. O yakınmayı her zaman duyuyordunuz. Çünkü düşünün, orada gece vakti güneş batarken ya da İşte yüzlerini falan boyayıp nöbete çıkarlardı, araziye çıkarlardı herhangi bir PKK baskınına karşı falan. Ve onların oradaki duygu halleri, oradaki şeyleri müthişti. Ve aşağı yukarı 5000 küsur şehidimiz var. Bir ondan daha fazla gazi var. Yani bir tarafta PKK'nın insanlığa karşı işlediği suç var, bir tarafta bunlar var. Bir tarafta da iki ateş arasında kalıp ondan sonra Kaldığı yerden devam etmek zorunda olanlar var. Yani orada gazi diye geçiyoruz ama sadece insanın eli kolu kaybolmuyor. Bir de psikolojik olarak o kadar çok şey yitiriliyor tabii ki. Tabii şunu da her zaman için söylemek lazım. Bir tarafta o var, öbür tarafta yine dağda PKK'lı olarak ölenler var ve onların aileleri var. Yani onların anneleri var. Onları da düşünmek lazım. Yani yarayı bir bütünlüğü içinde alıp, ele alıp o yaranın tedavi edilmesi, iyileştirilmesi lazım. Sadece geçmişe takılırsak, sadece yaşananlara takılırsak o yarayı tedavi etmemiz mümkün değil tabii aynı zamanda. Siz tabii Kürtler üzerine bir kitap yazdınız. Böyle bir kitapta Abdullah Öcalan röportajı olmasa zaten şaşırırdık. Abdullah Öcalan'la da bir röportajınız var. Aslında tabii ben o satırları okudum izlenimimize dair. Çok da hoş olmayan bir izlenim diye algıladım ben. Yanılıyorsam düzeltin. Neler hatırlıyorsunuz? Şimdi ben 93 yılı Nisan ayında İşte Frankfurt'a, kitapta da anlatıyorum ki Frankfurt'a bir yerlere telefon etti falan. Beyrut üzerinden Lübnan'da Suriye'nin kontrolündeki Beka'ya geldik. Orada bir Zahlah kasabası vardır. Orada bekledik. Ondan sonra bir arabaya bindik. Bir akşam vakti güneş batarken bir eve geldik. Kapı açıldı, pat diye Öcalan'la, Apo'yla karşı karşıya kaldık. İşte o andaki duygumu anlatıyorum. Elini uzattı, el sıkışacaksın. Bir tarafta Türkiye'yi hakikaten fena halde kanatan, bu kadar ölüme yol açan, maddi manevi kanatan, şiddet ve terörü benimsemiş bir yeraltı örgütünün lideri var karşısında. Ve el uzatıyor. Bir orada bir rahatsızlık yaşadım.
İkincisi akşam yan yana odalarda bir yattık. O arada bize havlu falan verdi. O da kitapta ayrıntılı olarak. Şimdi orada da bir rahatsızlık yaşıyorsunuz. Fakat bu bizim gazeteciliğin, gazeteci milletinin ve mesleğinin bir cilvesidir. Yani bir yerde biz bu tür görüşmeleri yapmak durumundayız. Yani gazeteciler hep bu tür şeylerle, tercihlerle mecbur karşı karşıya olarak kalmışlardır. Yani ve neyin ne olduğunu aktarmak zaten durumundasınız. Zaten burada söylüyorsunuz. Evet. Kendine özgü bir meslek. Bunun için ayrı bir kategori, ayrı bir sınıf sayılıyor. Evet. Gazeteci milleti diyorsunuz. Şimdi biraz bugünlere gelmek istiyorum. Çünkü güvenlik anlamında bu sorun artık yoğunluğunu yitirdi. Siyasi anlamda, askeri bakımdan bitirildi PKK. Evet. Yani hiç kuşkum şimdi yok. Biz siyasi anlamda bir seslerini duyurma mücadeleleri var ki işte şiddetle bastırılmış sorunu ben şiddetle gündeme getirdim diyen bir Abdullah Öcalan sonrasında bugün artık siyasi anlamda belki bir barış ortamında soruna çözüm bulunması gerektiğini söylüyorsunuz ve hemen tabii bu siyasi haklara paralel olarak ki onu birkaç yerde de tespit ettim. Belki bu tespiti yapmamız için okuyucu olarak satır arasına gizlemişsiniz. Gençler o bölgeye gittiğiniz zaman size gelip diyorlar ki biliyor musunuz abi gençler neden dağa çıkıyor işsizlikten. Şimdi ekonomik anlamda da tabii bir mücadele verilmesi lazım. Bir adım daha öteye gitmek gerekirse bir ülkenin vatandaşlarına ekonomik ve siyasi hakları verseniz bile bir adım ötesi tabii ki kültürel haklar. Çünkü her birey tanınma ihtiyacını da gidermek ister. Şimdi bütün bunların çerçevesinde bugün yaşananları yani böyle bir acı geçmişi ki yakın bir zamanda geride bırakmış bir ülke olarak bugün geçmişten ders aldığımızı düşünüyor musunuz? Geçmişten ders alanlar mutlaka var ama almayanlar da var. Yani geçmişte yapılan hataları devam ettirmek isteyenler de var. Yani bugün hiç kuşkusuz aş ve iş sorunu çok önemli. İnsanların karnının tok olacak, sırtlarının pek olacağı bir ortam yaratman lazım. Bu da işsizliği yok etmektir. Ekonomik büyümeyi, fabrika açmak, iş yeri açmaktır. Bu hiç kuşkusuz çok önemli bir nokta. Ama ikinci bir nokta o insanların işte sağlık sorunlarını çözmek, eğitim sorunlarını çözmektir. Bu bir seferberliği gerektirir. Bu bir kalkınma seferberliğidir. Ama aynı zamanda insanların dillerini inkar edemezsiniz. İnsanlar kendi dillerini öğreneceklerdir, öğreteceklerdir. Radyo ve televizyonda şarkılarını, haberlerini dinleyeceklerdir. Aynı şekilde bununla ilgili yayınları serbestçe yapacaklardır. Sınır herkesin tabi olduğu yasal sınırlardır. Yani bir zamanlar bir de, Erivan Radyosu'nu dinliyorlardı. Evet, sonra Met TV izliyorlar. Evet. Halbuki bugün biz kendimiz bunu vermeliyiz. Kendimizin kontrolünde olan yayınlar yapılabilir diyorsunuz. Hatta ben yarınki yazımdan size söz edeyim. Adalet Bakanı Cemil Çiçek bir yerde yakınmış ve demiş ki biz demiş hala bu Kürtçe yayın, Kürtçe radyo televizyonu konuşuyoruz demiş. Bunu hala yapamadık demiş. Bu yakınmanın altında bir şey var. Biz geçen yıl Ağustos ayı başında parlamento gerçekten büyük bir reformcu atılım yaptı. Ve bu ana dilde yani Kürtçe radyo televizyon yayın öğrenim konularını çözen yasal düzenlemeleri getirdi. Fakat biz hala bunları uygulamada RTÜK köstekliyoruz. Yasasında değişiklik yapmadığımız için. Köstekliyoruz ve getiremiyoruz bunun arkasında. Bu çok yanlış ve tehlikeli bir şey. Şunu unutmayın. Kuzey Irak'ta, Irak'taki Kürtlerin üniversitesi de var. Konservatuvarı da var. Tiyatrosu da var. Okulu da var. Radyosu da var. Televizyonu da var. Şimdi Kuzey Irak'ta bunlar yaşanırken ki yarın daha çoğu yaşanacak ve oraya bir federal düzen gelmesi ihtimali çok büyük. Bunlar yaşanırken biz hala sınırın bu tarafında Kürtçe öğretelim mi, öğretmeyelim mi, nasıl öğretelim, nasıl radyo televizyon yapalım falan dersek
O zaman sadece kendi sorunumuzu değil, üstümüze bile Kuzey Irak sorunu alırız. Yarınki yazımın konusu da bu. Başlığında deve kuşu gibi başımızı dönmeyelim. Yani Türkiye bir cazibe merkezi haline getirilmeli. Gelmeli. Aksi takdirde öbür taraf cazibe merkezi gelmesi gibi bir riski var. Tam tersine biz bunları yaptığımız vakit orası da burası da sorun olmaktan çıkar. Önemli olan budur diyorum. Çünkü bakın Türkiye'nin seçim haritasına bakın. Doğrudur, biz Türkiye'de PKK'yı askeri açıdan belini kırdık. Bu doğrudur. Terör şu ya da şu bu şekilde çok marjinalize biçimde, çok münferit biçimde olabilir. Orada burada şiddet eylemi koyabilirler, o ayrı. Ama genel olarak yenilmiştir. Fakat siyasi açıdan baktığınız vakit bakın, HEP'i kapattık, DEP çıktı. DEP'i kapattık, HADEP çıktı. HADEP'i kapattık, DEHAP çıktı. DEHAP bilmem ne çıkacak. Şimdi buna rağmen, tabelalar değişmesine rağmen doğudan güneydoğuya böyle bir baktığınız vakit aynı partiler, aynı parti oyu alıyor ve oranın insanı Ankara'ya temsilcisini gönderemiyor %10 barajından dolayı. %60 oy alıyor Diyarbakır'da. Barajı geçemediği için hiç milletvekili gönderemiyor. %60 hiç milletvekili gönderemezken %10-11 oy alan parti bütün milletvekillerini gönderiyor. Bu müthiş bir haksızlık. Seçim sisteminin müthiş bir haksızlık bu. Ve devlete ve rejime dönük, Ankara'ya dönük yabancılaşmasına yol açıyor. Yani bu gerçeği çözmesi lazım Ankara'nın, siyasi otoritenin. Siyasal katılımın yollarını açması lazım. Demokrasi çıtasını yükseltmesi lazım. Aynı zamanda büyük bir seferberlikle hem eğitimde hem aş ve iş sorununda mesafe alması lazım. Ki tabii, bunu daha henüz başlatamadık. Ki basın da belki burada etkin şekilde üzerine düşen sorumluluğu hayata dönüştürmeli ki bu anlamda siz en azından böylesine referans niteliği taşıyan kapsamlı bir kitaba imza atarak bu konuda pek çok meslektaşınızın yine bir adım ötesine geçmiş oluyorsunuz. O anlamda tabii size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak da Amin Maluf'un sözleriyle noktaladığınız kitabınızı. Evet. Biz de programımızı o sözlerle noktalayalım istiyorum. Benim giriştiğim çaba son derece mütevazı. Neden bugün bunca insanın dinsel, etnik, ulusal ya da başka kimlik adına cinayetler işlediğini anlamaya çalışmak demiş. Sayın Cemal, çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız ve düşüncelerinizi büyük bir cesaretle seslendirdiğiniz için. Çok son olarak ederim. Programımızın sonunda konuklarımıza uzattığımız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Ben de size teşekkür ediyorum çünkü böyle kolay değil. Konuyu anlayarak ve inceleyerek röportaj yapmak. O yüzden ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden bunu duymak benim için bir onur. Sağ olun.